Herkese merhaba. Bugün sizlerle tavşan tarifi paylaşacağım. Şu şekilde ayağından başlayacağız. 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada ilk ilmeği bir artırma yapıyorum. Yani bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 10 tane sık iğne örüyorum burada. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burada son ilmeğin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne ördük ve şu tarafa dönmüş olduk. Yine buradan sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. 9 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada 2 tane yan yana artırma yapıyoruz. Yani bir deliğin içine 2 tane sık iğne. Olmuyor maalesef. Şu şekilde. Burada yeni sıraya geçtik. Bir tek batıyoruz. Yanına bir artırma. Aradan 10 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Burada 3 tane artırma yapıyoruz arda arda. Yani bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane ilmeğin içine 2'şer tane sık iğne yaptık. Aradan 9 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada bir sık iğne bir artır yapıyoruz 2 defa. Bir sık iğne bir artır, bir sık iğne bir artır. Bu sıramızda 2 sık iğne bir artır yapıyoruz. 1 2 sık iğne bir artır. Aradan yine 10 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada bir sık iğne bir artır yapıyoruz 3 defa. Bir sık iğne bir artır 1, bir sık iğne bir artır 2, bir sık iğne bir artır 3. Aradan 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada 2 sık iğne bir artır yapıyoruz 2 defa. 1 2 sık iğne 1 artır 1 2 sık iğne ve 1 artır. Devam edeceğiz. Bu sırada yine bir kez daha artırma yapacağız. Elimizde şu an 40 sık iğne var. Burada 1 2 3 sık iğne 1 artır 10 sık iğne aradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradan 2 sık iğne bir artır yapıyoruz 3 defa. 1 2 sık iğne bir artır 1 2 sık iğne bir artır 1 2 sık iğne ve 1 artır. Burada 3 defa artırmamızı yapmış olduk. Aradan 9 sık iğne örüyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada üst sık iğne bir artır yapıyorum. 2 defa. İlk üst sık iğne bir artır yaptık. İkinci üst sık iğne bir artır yapıyoruz. Burada elimde 46 tane sık iğnem oldu. Bu 46 sık iğne ile 14 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. 14 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Bu sırada eksiltme yapıyoruz. 5 sık iğne 1 eksilt. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne 1 eksilt. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, 1 eksilt, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, 1 eksilt, sıra sonuna kadar, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, 1 eksilt, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, 1 eksilt, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ve tekrar 1 eksilt. Burada da 4 sık iğnemiz düz bir şekilde öreceğiz. 4 sık iğnemiz kaldı. Elimizde şu anda 40 tane sık iğnemiz var. 6 defa eksiltme yaptık. Bu sırada tekrar eksiltme yapıyoruz. Bu kez 4 sık iğne 1 eksilt. Yine 6 defa. 1, 2, 3, 4 sık iğne 1 eksilt. 1, 2, 3, 4 sık iğne 1 eksilt, 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 eksilt, 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 eksilt, 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 eksilt. Tekrar 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 eksilt. Sonda yine 4 tane sık iğnem kaldı. Onu da düz bir şekilde 1, 2, 3 ve 4 ördüm. Şimdi elimizde 34 tane sık iğne var. Bu 34 sık iğne ile 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. Evet, şimdi burada şu şekilde 1 zincir çekip geri dönüyorum. Buradan 17 tane sık iğne öreceğiz. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu ilk ilmeği örmüyorum. İkinciden örüyorum. 16 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bir zincir çekip geri gidiyorum, dönüyorum. İlk ilmeğe batmıyorum, ikinciye batıyorum. Bu kez 15 sık iğne.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk ürünü örmüyorum. İkinciden örüyorum. Buradan 14 tane sık iğne örelim gelelim. Evet, 14 tane sık iğnemi ördüm. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum. Burada ilk ilmeği değil ikinciye batıyorum. 13 sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinciden batarak 12 sık iğne örüyorum. 12 tane sık iğnemizi de ördük. Bir zincir çekip yine geri dönüyorum. 11 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmüyorum. İkinciden batarak 10 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu kadar. Burada bitti dönmelerimiz. Şimdi buradan aşağı doğru ineceğiz. Yanlardan 42 tane sık iğne yapacağız. Şu şekilde. Şuradan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ve 42 ilmek. Şu şekilde örmüş olduk. Şuraları birazcık bu şekilde örmüş olduk. Ve burada artık eksiltmelere başlıyoruz. 5 sık iğne, 1 eksilt yapıyorum burada 6 defa. Sıra sonuna kadar yani. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 sık iğne ve 1 eksilt. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 eksilt 1 2 3 4 5 sık iğne 1 eksilt 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 yine bir eksilt. Bir, iki, üç, dört, beş sık iğne ve buradan da bir eksiltme yapıyorum. Şimdi burada elimde 36 tane sık iğne kaldı. Bundan sonra 4 sık iğne bir eksilt, 3 sık iğne bir eksilt, 2 sık iğne bir eksilt, 1 sık iğne bir eksilt ve en son bütün ilmekleri eksilterek parçamızı kapatıyoruz. Tabii kapatmadan önce içini elyafla sıkıca doldurun. Bolca elyafla doldurun. Dediğim gibi bu 5 sık iğne bir eksilt sırasıydı. Bunun üzerine 4 sık iğne bir eksilt. Bütün ilmekleri eksiltip bitirene kadar eksiltmemize devam ediyoruz. Ayağımı hep eksilterek kapattım. Şimdi şuradan tam tepeden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.ye batıyorum. Karşı tarafa çıkıyorum. Buradan da 14'ünü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şu kısma çıkıyorum. Arkadan 12 sıra, önden 14 sıra saydım. Çok fark etmez ama sayı vermek amaçlı, kafanız karışmasın diye. Buradan da şu şekilde karşıya çıkıyorum. Bunu iyice sıktırıyorum. Bunu da yine buradan batıyorum. Arkadan herhangi bir yere çıkıyorum. Ve şu şekilde oluşturmuş oluyorum. Burada bir kez düğüm atıyorum. Ve battığım yerden yine aynı yere batarak farklı bir yere, herhangi bir yere çıkıyorum. Ve buradan ipimi kesebilirim. Şu şekilde. Şimdi şu ayağın altındaki yerleri yapacağız. Şuradan başlayalım. Anne. Alt sık iğne ile başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bu sıramda sürekli artırma yapacağım. Dediğim gibi bu sırada hep artırmamızı yapalım. Yani ilmeklerin içine ikişer tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu sırada bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. 18 sık iğnemize ulaşacağız. Bir artır, bir sık iğne, bir artır, bir sık iğne, bir artır, bir sık iğne, bir artır ve sonuncu bir sık iğne, bir artır. Elimde 18 sık iğnem oldu. Şuradan da şöyle ilmek kaydırarak bir zincir çekip ipimi birazcık uzun kesiyorum dikmek için. Ya da silikonla da yapıştırabilirsiniz. Her iki yöntemde olabilir. Şu şekilde. Şimdi bu parçamı şuraya dikeceğiz. Bundan bir tane daha örüp onu da karşı tarafa dikeceğiz. Şuradan tepeden 1, 2, 3, 4 ve 5 buraya dikeceğiz. Şuradan şöyle tutalım. Ama ipimiz aşağı kısımda olduğu için şuradan başlayalım. Buradan battık. Aşağıdan pembeye batıyoruz. Ve tekrar pembeden aşağı iniyoruz. Şöyle. Ve aynı zamanda beyaza da batıyoruz ki
sabit olsun. Şu şekilde batıyoruz. Çıkıyoruz. Yandaki ilmekten aşağı iniyoruz. Yine beyaza battım. Aynı zamanda yine pembeye battık. Şuraya yine battık. Ve beyazda. Şu şekilde pembeye batıyorum. Aşağıdan yandaki ilmekten yine aşağı iniyorum. Bir kez beyaza da batıyorum. Bu şekilde aynı işlemi sürekli tekrarlayarak başladığımız noktaya gelene kadar dikme işlemimi yapıyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada düğüm atıyorum. Aynı yere batıp herhangi bir yerden çıkıyorum. Hiç fark etmez nereden çıktığınız. İpi keseceğiz zaten. Orası sabitlensin maksat. Şu şekilde diktikten sonra ipimi kestim. Şimdi ortadaki parçamızı yapacağız. Burada da ne yapmışım? 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir, 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve 2. 1 zincir çekip geri dönüyorum. Burada 2 tane artırma yapıyorum. Yani 2 tane ilmeği, 2'şer tane sık iğne örüyorum. Tekrar 1 zincir çektim. 4 sıra bu şekilde örüyorum. 4 sık iğne ile. 1 2 3 ve bu benim 4. sıram. Bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk ilmeği örmüyorum. 3 tane sık iğne örüyorum burada. Buradan da bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir ilmeği örmüyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Ve buradan etrafını dolanıyorum sık iğneyle şu şekilde. Aşağı doğru inerek etrafını da dolanıyorum. Takılıyor bazen tığ. Evet, sonucunda aslında da şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine ipi biraz uzun kesiyorum dikebilmek için. Onu da şu şekilde ortaya dikeceğiz. Biraz bir tık aşağısına yapmışım. Şu şekilde baktığım zaman şöyle tutalım. Aşağıdan dikmeye başlayalım. İğnemi takıp geliyorum. Evet, iğnemi taktım. Şu şekilde yine ilk beyazdan batıyorum. Aşağıdan pembeye çıkıyorum. Buradan tekrar aşağı iniyorum. Çok ileri gittim. Şuradan batıp beyazdan çıkıyorum yine. Tekrar pembeye batıyorum.
Şu şekilde aynı yuvarlak parçayı diktiğimiz gibi bunu da dikiyorum. Sizin dikme tekniğiniz başkaysa o şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. En azından ip belli olmuyor, dışarıdan görünmüyor. Evet. Bitirmiş oldum bu şekilde. Şuradan da düğüm atalım. Düğüm attığım yerden batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Şimdi söylemiştim zaten. Bu yandaki parça da aynı şu şekilde olacak. Onu da bu tarafa dikeceğiz. Şu top kısmındaki parçayı örelim. Burada da 4 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Burada 3 tane sık iğne örelim. Üç. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum, bir artırma yapıyorum, bir sık iğne, yanına bir artırma. 5 tane sık iğnem oldu. Şimdi burada 5 sıra düz örüyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 2 3 4 ve 5. Evet, burada bir zincir çekiyorum, bir ilmek atlıyorum, 4 sık iğne. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum, ilk ilmeği örmüyorum, 3 sık iğne. Bir zincir çekiyorum, ilkini örmüyorum ve burada da 2 sık iğne. Buradan yana inerek sık iğnelerimi yine örüyorum. Etrafını dolanıyorum parçamın. Yoksa çok da hoş bir görüntü olmuyor. Devam ediyorum. Evet. Şimdi şu sık kısmı da bir tane daha sık iğne yapayım buraya. Ve şuradan ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Biraz uzun kesiyorum. Bunu da şu şekilde şuraya dikeceğiz.
Dikme tekniği aynı. Burada nasıl diktiysek burada da aynı şekilde dikelim. Evet, ayağım bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi buradan bacak kısmını yapacağız. Bakalım. Şuradan 5 sıra yukarıya şu şekilde. Hatta şu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yukarıya tığımı takıyorum. Burada artık bacağımızı yapacağız. Bu sırayı örersek gerisi kolay. Bunu buradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Ve bu kez sık iğne yapıyorum. Ve yandan batarak, iki ilmeğe batarak sık iğneler oluşturuyorum. Toplamda 24 tane olacak. 2 3 4 5 şu şekilde 2 ilmeğe batıyoruz yan yana. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve şu şekilde 24 tane sık iğnem oldu. Şuradan ilk başta yaptığım sık iğnenin tepesinden batıp ilmek kaydırma yapayım. Buradan şu şekilde örgümü çeviriyorum. Bakın şu taraftan gidersek ters olacak. O yüzden örgüyü bu tarafa doğru çeviriyorum. Ve 24 sık iğnemi buradan örüyorum artık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Elimizde 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi ilk sıramızı dolanarak ördük. Bir sıra oldu. Bu bizim ikinci sıramız. Bunun üzerine 3 sıra daha. Artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Bakayım. 2, 4, 6. Yok. Bunun üzerine 4 sıra daha öreceğim. Toplamda 6 sıramız olacak. Burada da 6 sıra örmüşüm. Bakın şu ilk dolandığım nokta üzerine 1, 2, 3, 4 ve 5 örmüşüm. Toplamda 6 sıra beyaz örmüşüm. 24 sık iğne ile. Burada da toplamda 6 sıra artırma eksiltme yapmadan örelim. İkinci sıramız bu bizim. 4 tane daha öreceğiz üzerine. 4 sıra daha. Evet, ben ördüm. Toplamda 6 sıra oldu. Şimdi şurada gri ipime geçeceğim. Geçmeden önce şu şekilde yapıyorum. Batıyorum. İpi içinden çekiyorum ama kapatmıyorum. Burada gri ipimle kapatacağım burayı. Şu şekilde. Ve buradan ne yapıyoruz? Gri ile. Hemen bakalım.
2 sıra da gri ile 24 sık iğne örüyoruz. 2 sıra düz bir şekilde örüp gelelim. Evet, devam ediyoruz. 2 sıra gri ile düz bir şekilde ördüm. 24 sık iğne olarak. Burada düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 sık iğne yaptıktan sonra burada bir artırma yapıyorum. Ve sonda 4 tane sık iğnem kalıyor. Onu da düz bir şekilde örüyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu benim sağ bacağım. Artırmayı bu taraftan yapıyorum. Burada 19 sık iğne yaptık. Bir artırma yapıp 4 sık iğne yaptık. Sol bacağımda ise 4 sık iğne örüyorum. Bir artırma yapıp 19 tane sık iğne örüyorum. Lütfen burada karışıklık olmasın. Tekrarlıyorum. Bu benim sağ bacağım. Sağ bacağımda 19 tane sık iğne ördüm. Bir artırma yaptım. 4 sık iğneyi düz ördüm. Burada ise 4 sık iğne örüp bir artırma yapıp 19 sık iğne ördüm. Yani birini sol taraftan, birini sağ taraftan artırarak yapıyoruz. Şimdi kamerada şu an ters görünebilir. Ama bu bizim sağ bacağımız. Dediğim gibi 19 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi burada devam ediyorum örmeye. Burada artık şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sık iğne bir artır yapıyorum. Ve yine 4 sık iğnemi düz örüyorum. Burada önemli olan şu. Artırma yaptığımız yerlerin üzerine artırma yapacağız. Şimdi bu bizim sağ bacağımız. Dediğim gibi sağ bacağımızda ikinci sırada 20 sık iğne ördük. Bir artırma yapıp sonda 4 sık iğneyi düz ördük. Sol bacağımızda ise 4 sık iğne ördük. Bir artırma yaptık. 19 sık iğne ördük. İlk sırada artırma yaparken. Şimdi 5 sık iğne ördük. Bir artırma yaptık. Ve yine 19 sık iğne ördük. Burada 4 sabit. Orada da 19 sık iğne hep sabit. Burada 21, 22 diye artacak. Orada 5, 6, 7 diye artacak. Yani kafanız karışmasın. Bir tarafı sol taraftan, bir tarafı sağ taraftan artırarak sürekli bu şekilde öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 kere toplamda artırma yapmış olacağız. Üçüncü artırma sıramdayım. Burada 21 sık iğne, 1 artır, 4 sık iğne yapacağım. Sağ bacağım dediğim gibi sürekli tekrarlıyorum zaten. Saymanıza bile gerek yok. Artırma neredeyse onun tepesine artırma yapacaksınız. Bu kadar basit. Diğer bacakta ise dediğim gibi bu sırada 6 sık iğne, 1 artır ve 19 sık iğne örülecek. Kafanız karışmasın. Yani sayısı da önemli değil. İstediğiniz gibi yaparsınız. Yeter ki yan taraflara biri sağ, biri sol olarak denk gelsin. Hep aynı noktada artırma yapılacak. Saymaya bile gerek yok. En son 30 tane sık iğnemiz olacak. Toplamda 6 defa artırma yapmışız. Bu bizim 3. sıramız. Artırma yaptığımız. Evet, 21 sık iğne ördüm. Bir artırma yaptım. 4 sık iğneyi düz ördüm. Bu kez 22 sık iğne örüyorum.
bir artırma yapıyorum. 4 sık iğneyi düzülüyorum. Şu şekilde. Artırma yeri zaten belli nerede olduğu. Şu şekilde düz bir şekilde örüyorum artırma yerine kadar. Sonra bir artırma yapıp 4 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bakalım bu bizim 4. artırmamız olacak. 22 sık iğne, 1 artır ve 4 sık iğne. Bu sırada 23 sık iğne, 1 artır ve 4 sık iğne. Bu sıramızda 23 sık iğne, 1 artır, 4 sık iğnemizi örelim. Sonraki sırada da 24 sık iğne, 1 artır, 4 sık iğneyi yine örelim. Elimiz 30 sık iğne olacak. Sonra devam edeceğiz. Evet, 30 sık iğnem oldu elimde. Şimdi burada şu şekilde yapıyorum. 13 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şu şekilde. Burada bir saniye anlıyorum. 2 4 13 sık iğne ördüm. Burada sıranın sonuna kadar örüyorum. Evet, 13 sık iğne diye ayırmıyorum. Önce burada örüyorum. Şimdi bu bizim dediğim gibi sağ bacağımız. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Karışmasın. Çünkü şimdi burada evet, bu sırayı da böyle bir düz şekilde ördüm. Burada bir zincir çekip geri dönüyorum. 17 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Mantığımız şu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bir tarafımızın bir tarafını sağdan, bir tarafını soldan artırıyoruz. Bu işlemi sol taraftan yapabilmek için 17 tanesini ördüm ve geri döndüm. Bunda bir sıra düz ördük. Sonrasında 17 sık iğne ördük. Sağ bacakta ise, sol bacakta ise, özür diliyorum, sol bacağımızda ise direkt 17 tane sık iğne yapıp bir zincir çekip geri dönerek öreceğiz. Burada bir sıra düz ördükten sonra 17 tane sık iğne ördük. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Artık diğer bacakta da aynı işlemi yapacağız. İkisinde de aynı burası. 16 tane sık iğne örüyorum burada. 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk ilmeği örmüyorum. Bu kez 15 tane sık iğne örüyorum. Bu sağ bacağımız. Sol bacakta dediğim gibi
artırmalarımızı yaptıktan hemen sonra 17 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Bir ilmek atlayıp 16 sık iğne örüyoruz. Sonra 15, 14 ve en son 13'e kadar indireceğiz. Bu bacağı da, o bacağı da. Bunda ise artırmalarımızı bitirdikten sonra hemen bir sıra düz örüyoruz. Burada da bir ilmeği atladım. İlk ilmeği örmedim. İkinciye battım. Burada 14 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde, yani birini sağ taraftan birini sol taraftan olacak şekilde ayarlayacağız. Burada 14 oldu. Şimdi yine tabi burada bir zincir çektim. İlk ilmeği atladım. İkinciye battım. 13 sık iğnemiz olacak. Şimdi buradan yan taraftan inerek, burası biraz ters olacak ama yapacak bir şey yok. Yan taraftan inerek bir defa etrafını dolanıyoruz sık iğne ile. Yani şurası sık iğneler biraz ters oluyor. Bu sağ bacakta, sol bacakta tam denk geliyor. Önemli değil o. Şu şekilde ördüğümüzü. Örelim. Evet, bu şekilde. Şöyle ilmeğimizi kaydıralım ve bitirelim. Bir zincir çektim. İpimi uzun kesiyorum. Çünkü bunu gövdeye dikeceğim. Şu şekilde. Bu şekilde bir görünüm olacak. İçine elyafla dolduralım. Evet, bu şekilde ipimi kestim. İğnemi taktım. İçinde doldurdum. Şöyle diğer bacağa bakarak ortalı olması şartıyla hemen dikmeye başlıyorum. Ben bu ipimi şu tarafa doğru getireceğim. Şöyle içinden geçirerek ilmeklerin karşı tarafa doğru geçirirsem daha rahat dikerim. Burası tersime denk geldi çünkü. Şöyle. Direkt şöyle geçireyim. Evet. Şu tarafa doğru geçirdim. Buradan dikmesi daha kolay. İpimi bu tarafa aldıktan sonra dediğim gibi şu şekilde tekrar ayarlayalım. Ortalı olsun. Evet. Buradan ipimi bu tarafa aldım ki diğer taraftan dikmesi daha zor olabilirdi. Siz buradan mesela ipi de kesebilirsiniz. Son sırada ipi kesip, uzun bir ip kesip iğneye ayrı bir ip de takabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha iyi olur. Şimdi bir bacaktan bir gövdeden alarak umarım yamuk olmadan dikebiliriz. Ben sevmiyorum iğneyle yer belirleyip de dikmeyi falan, göz kararı yapıyorum ben bu tür şeyleri. Siz o şekilde yapıyorsanız öyle devam edin. Şu şekilde bir kez bacağı, bir kez gövdeye
bir bacak, bir gövde olarak aynı işlemi sürekli tekrarlıyoruz. Şu şekilde. Ben göremedim. Sen görebildin mi? Evet. Herhalde yok. Kalmamış. Şuraya da bakalım. Evet. Bu kısmı birleştirdik. Sıra şu kısımda. Bu tür bacağı ilk defa deniyorum. Ben bunu kardeşimin peluş oyuncağı vardı. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden onu örgü olarak yapmaya karar verdim. Peluş bir oyuncağı örgüye döktüm. Bacak kısmı bu şekildeydi. Ama güzel oldu bence. Bu şekilde. Evet, eşit olacak. Evet, korktum biraz. Eşit olmazsa diye, yamuk dikersem diye. Çünkü dikiş, her videoda da söylüyorum, en sevmediğim şey. Genelde ben zaten videoda videolarım, bebeklerim hep kollar, bacaklar, gövde bir örerim. Sadece kafayı dikerim. Ama bazı oyuncaklarda bu şekilde örülmek zorunda. Evet, şu şekilde dikmeye devam ediyorum. Az bir kısım kaldı. Az bir şey kaldı. Bir oradan bir buradan anne, batarak. Şu şekilde. Evet, son. İlmeği de battım. Şu şekilde bacaklar birleşti ve çok sevimli oldu. Şimdi buradan bunu düğüm atıyorum. Bence diğer bacaklardan daha hoş durdu. Düz örülen bacaklardan. Oturan oyuncaklar için güzel bir taktik bence. Şu şekilde. Buradan düğüm attık. İpimizi kestik. Ve şu şekilde diğer kolunu yapacağız. Şu şekilde ayaklarının altları. Diğer kolunu da öreceğiz.